Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pinoy kullanarak bir araç temizleme projesi yapacağız. Projemiz şu şekilde çalışacak. Aracımız temizleme alanına girdiği zaman sensörümüz tarafından algılanacak ve temizleme aparatları çalışmaya başlayacak. Peki bu harika projeyi yapmak için neler kullanmamız gerekiyor? Bir adet Pinoy kontrol kartı, ışık algılayıcı sensörümüz yani LDR'miz, servo motorumuz, servo motorumuzun dönüştürücüsü, bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırabilmemiz için pil ve pil şapkası, 2 adet bağlantı kablomuz, Pinoy kontrol kartımızı bilgisayara bağlayabilmemiz için USB kablomuz ve yaptığımız tasarım ile devremizi birleştirmemiz için de 1 adet silikon tabanca. Hemen 9 voltluk pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. Sensörümü ve modülümü nasıl bağlıyordum bunu hatırlayalım. Işık algılama sensörümüzün üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmakta. Kırmızı renkli etiket ne anlama geliyordu? Pinoy kontrol kartı üzerindeki kırmızı etiketli alanlara sensörümü takabilirim. Bağlantı kablosu yardımıyla hemen sensörümü takıyorum. Sonra kendime bir kapı seçiyorum. Ben 8 numaralı kırmızı kapıyı seçtim. Evet, artık ışık algılama sensörümüzü Pinoy kartımıza bağladık. Ve ortamdaki ışığın şiddetini ölçebiliriz. Şimdi servo motorumuzu bağlayalım. Servo motorumuzu dönüştürücü kartına bağlarken kablolarımızın renklerinin bir önemi vardı. Bunu takarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dönüştürücünün üzerindeki GND bölümüne kahverengi kablomuzun, 5 volt bölümüne kırmızının, D0 yazan yere de turuncu kablomuzun gelmesi gerekiyor. Hemen söylediğim şekilde denk geleceği gibi şu şekilde takıyorum. Kontrollerimi yapıyorum. Kahverengi GND'de, kırmızı 5 voltta, turuncu kablomda D0'da. Harika. Artık sensörümün bağlantısını oluşturabilirim. Bağlantıyı nasıl yapıyorduk? Modülümün üzerinde mor renkli bir etiket vardı. Bu şu anlama geliyordu. Pinoy kontrol kartı üzerindeki mor renkli alanlara modülümü bağlayabilirim. O zaman 1'den 6'ya kadar olan kapılar benim servo motor modülüm için uygundur. Ben hemen kendime 2 numaralı kapıyı seçtim. Sizler de istediğiniz mor kapılardan birini seçebilirsiniz. Evet. Artık bilgisayarım ile Pinoy kontrol kartım arasındaki bağlantıyı kurabilirim. USB kablomu alıyorum. Önce bilgisayarıma takıyorum. Diğer ucunu Pinoy kontrol kartıma takıyorum. Harika. Şimdi bilgisayarımdan mBlock programını açacağım. Ve açtıktan sonra Pinoy kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pinoy eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılara geldim. Uzantıları yönet dedim. Arama bölümüne Pinoy yazdım. Ve çıkan eklenti paketini indir diyorum. İndirme işlemim bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Kontrol ediyorum. Uzantılardan Pinoy seçilme evet ama Arduino da seçili. Arduino'yu kaldırıyorum. Çünkü Arduino ile ilgili bir işlem yapmayacağım. Kartlara geliyorum. Arduino'nun seçili mi? Evet seçili. Harika. Artık bağlantıyı oluşturabilirim. Bağlan, seri port deyip çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM 6 çıktı. Sizlerde COM 3, COM 5, COM 7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu Pinoy kontrol kartınızın bağlı olduğu USB portunun ismi. Bağlantıyı oluşturdum. Şimdi bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pinoy kontrol kartımız ile mBlock programın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda kartımızın içerisinde daha önce de yaptığımız projenin kodlarını attıysak onları silmemizi yani sıfırlamamızı sağlıyor. Ya da bir proje yaptınız, projenizin kodlarından, bağlantısından eminsiniz ama bir türlü çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapat diyorum. Artık Pinoy kontrol kartım kodlanmaya hazır. Şimdi bir modülümü, servo motor modülümü ve LDR ışık algılama sensörümün değerlerini görelim. Yani bir çalıştıralım. Öncelikle ışık algılama sensörümün değerlerini bir görmek istiyorum. Hemen kod bloğunu aldım. Ekrandaki karakterime söyleteceğim için merhaba denin içine atacağım. Ama onu yapmadan önce kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 8. Geliyorum buradan pin yani kapı bölümünü 8 olarak değiştiriyorum. Ekrandaki karakterime söyleteceğim için görünümden merhaba de kod bloğunu aldım. Ve sensörümün kodunu merhaba denin içerisine yerleştirdim. Sürekli söylemesini istediğim için kontrole geldim. Sürekli tekrarla kodunu aldım. Ve merhaba denin içerisine yerleştiriyorum.
Sonrasında bütün bunları bir olaya bağlayarak çalıştırmak istiyorum. Bunun için olaylara geldim. Yeşil bayrak tıklandığında kod bloğunu aldım. Şimdi basıyorum yeşil bayrağı. Gördüğünüz gibi bana şu an ortamın ışığının değerini veriyor. 680 gibi değerler. Hemen elimle ortamın ışığını birazcık azalttım. Gördüğünüz gibi değerlerim sıfıra doğru yaklaştı. Kartımız bize 0 ile 1023 arasında değerler vermektedir. Ortamın ışığı fazlaysa bu değerler 1023'e yaklaşırken ortamdaki ışık değeri azsa bu değerlerim sıfıra doğru azalmaktadır. Evet, ışık algılama sensörümüzden değerleri okuduk. Şimdi durduralım ve servo motorumuzu da bir çalıştıralım. Servo motorumuzu çalıştırmak için robotlar bölümünden hemen servo motorumuzu çalıştırma kod bloğunu alıyorum. Servo motor çalıştır. Pin diyor. Pin yani kapı. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 2. Hemen geliyorum. 2 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Açı olarak 0'dan 180'e kadar açılar yapmakta. İsterseniz elinizle şöyle 2 kere shift tıklayarak buraya istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Ben hemen bir 90 açısına dönmesini istiyorum. Geldim. Boşluk tuşuna bağlayayım bunu da. Şöyle. Boşluk tuşuna bastım. Şu an 90'a döndü. Hemen servo motorumun kolunu takıyorum. Harika. Şimdi bir sıfır yapalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor şu an servo motorum. Peki biz bu servo motorumuzu ve LDR'mizi tasarımımızda nasıl yerleştireceğiz? Daha doğrusu nasıl bir tasarımımız var? Hemen sizler için hazırladığım tasarımımı gösteriyorum. Şöyle bir tasarım yaptım. Bir tane arabamız var. Şöyle bir tane süngerimiz var. Bu bizim temizlememize yarayacak. Yani arabamızı temizlememizi sağlayacak. Servo motorumuzun ucuna yapıştıracağız. Şu şekilde servo motorumu takabilmek için bir alan yaptım. Servo motorumu buradan takacağım. Ve LDR'mi şöyle şu tarafa koyacağım. Araba gelip buradan geçtiğinde benim servo motorum belli aralıklarla çalışmaya başlayacak. Hemen bir yerleştirelim. Şunu çıkartıyorum. Şöyle koyayım. Bir deneme yapmamız gerekiyor çünkü. Harika. Şimdi şunu söyleyelim. 90 açısı ve 0 açısında gidip gelsin istiyorum. Hemen şöyle kodumun üstüne geldim. Kopyasını çıkart dedim. 90 ile 0 açısı arasında gidip gelsin. Bunun için 1 saniye bekle diyorum. Ve 90 açısına gelsin. 1 saniye boyunca çalışsın. 0 açısına gelsin. O da 1 saniye boyunca çalışsın. Ve bu işlemi bir sürekli yap diyelim. Şöyle boşluk tuşuna bastım. Şu an eğer süngerimizi de taksaydık şu şekilde hareket edecekti. O zaman gayet yeterli. Sadece biraz daha hızlandırabilir miyiz diye bakalım. Kodlarımı durdurdum. Bir yazan yerin içine yani saniye bekleme kodunun içerisine girdim. 0.3 yazdım. Bu biraz daha hızlandıracak durumu. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Daha güzel oldu. Evet. Tamam. Benim için açılar ve bekleme süresi belli. 90 ile 0 açısı arasında gidip gelecek ve 90 açısını 0.3 saniye boyunca, 0 açısında 0.3 saniye boyunca çalıştırmasını isteyeceğim. Gayet güzel. Şimdi LDR'mizle bir de değer okuyalım. LDR'mizi kaç yapmamız gerekiyor? Şöyle LDR'mi şuraya koydum. Arabam geldi benim. Şuraya geldi. Arabam şöyle LDR'nin tam üstüne geldi. Bakalım yeşil bayrak bizim için değerleri okuyordu zaten tıkladığımızda. Normalde ortamın ışık değeri 700 iken arabayı koyduğumda ışığımın değeri yani ortamımın ışığı 60'lara kadar düşüyor. Hatta biraz hareket ettirdiğimde yine 200'lere kadar çıkıyor. Harika. O zaman biz şunu söyleyeceğiz. Ortamın ışığının değeri eğer 200'den büyük ise servo motorum çalışmasın. Ama 200'den küçük ise yani araba üstündeyse ne yapsın? Servo motorum 0 ile 90 açıları arasında gitsin gelsin. Şimdi isterseniz eğer elinizde 2 tane servo motorunuz varsa hemen şu bölüme de takıp
İki tane sünger ile temizleme işlemini yaptırabilirsiniz. Eğer servo motorunuz yoksa Pinoayo sayfasından satın alabilirsiniz isterseniz. Evet, harika. Şimdi hemen tasarımımı çıkartıyorum. Şöyle arabamı aldım buraya. LDR'm burada. Bir kodlarımızı yapalım, sonra yerleştirelim. Şöyle koyayım. Sizler de tasarlamak isterseniz bakarak tasarlayabilirsiniz. Şöyle bir tane süngerim var. Süngerimi 4'e böldüm. Kodlarımı durdurdum. 0 ile 90 açısıydı zaten. Şöyle kenara ayırıyorum. Bir daha silmeyeceğim. Atalım şöyle. Harika. Şimdi algoritmamızı zaten oluşturmuştuk. Neydi bizim algoritmamız? Eğer ışığımızın değeri 200'den büyük ise servo motorumuz çalışmayacak. 200'den küçük ise, yani araba varsa, servo motorumuz çalışmaya başlayacaktı. O zaman hep birlikte kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şu kodumu hemen şöyle atıyorum. Robotlar bölümüne geliyorum. Ve bana lazım olan kodlarımızı alacağız. Ama öncesinde bizim bir koşullu ifade oluşturmamız gerekiyor. Eğer 200'den küçük ise veya eğer 200'den büyük ise diye. Bunun için kontrol bölümüne geliyorum. Çocuklar, bu kodu yazarken iki şekilde yazabiliriz. İsterseniz iki tane eğri alt alta yazıp 200'den büyük olma durumunu ve 200'den küçük olma durumunu tek tek yazabilirsiniz. Ya da eğer ise değilse kod bloğunu alarak bir kere koşulu yazıp daha sonrasında kodlarınızı yerleştirebilirsiniz. Biz eğer ise değilse'yi kullanalım. Şimdi ilk olarak 200'den küçük olma durumunu göze alalım. Küçüktür parametresini aldım işlemler bölümünden. İlk kutucuğuma sensörümün kod bloğunu yazacağım. Işık algılama sensörümün kod bloğunu aldım. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 8. Geliyorum buradan. 8 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum ve kutucuğumun içerisine yerleştiriyorum. Eğer sensörümün değeri 200'den küçük ise ben ne yapacaktım? Servo motorumun çalışmasını isteyecektim. Nasıl çalışmasını isteyecektim? 90 ve 0 açılar arasında gidip gelmesini. Hemen yazdığım bu kodu eğerin içerisine yerleştiriyorum. Ha, gayet güzel bir şekilde burayı bitirdik. Şimdi ikinci bölüm değilse bölümü. Yani 200'den küçük değilse bu ne demek oluyor? Işığımın değeri 200'den büyükse demek oluyor. O zaman bizim ışığımızın değeri 200'den büyükse biz ne yapacaktık? Bizim servo motorumuz duracaktı. Yani geliyorum, servo motoru çalıştır diyorum. Kaç numaralı kapıydı? 2 numaralı kapıyı. Hangi açıya getir? 0 açısında bırak diyorum. Ya da 90 açısında bırak diyebilirsiniz. Bu tamamen size kaldı. Peki benim bütün kodlarım bir kere mi çalışacak, hep mi? Sürekli çalışacak. O zaman geliyorum kontrol bölümüne. Sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve yazdığım eğer kodunu sürekli tekrarlarının içine yerleştiriyorum. Önce bir çalıştırmak istiyorum, sonra kartımın içerisine yükleyeceğim. Olaylara geldim. Yeşil bayrakla çalıştırıyorum. Yeşil bayrağı taktım. Şu an ortamdaki ışığımın değeri yüksek olduğu için servo motorum çalışmıyor. Hemen karanlık yapalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şöyle kolunu da takayım. Evet, gördüğünüz gibi hareket ediyor. Hemen artık kodlarımızı içerisine yükleyebiliriz. Durduruyorum. Sürekli tekrarlayla yeşil bayrağı ayırdım. Yeşil bayrağı kenara aldım. Robotlara geldim. Pino programını aldım. Sağ tıkladım. Arduino'ya yükle diyorum. Arduino'ya yükle dedikten sonra tekrardan çıkan sayfada Arduino'ya yükle diyorum yine. Yüklemem gerçekleşiyor şu anda. Şu anda benim bilgisayarımda yazdığım bütün kodlar Pino kontrol kartımın içerisine yükleniyor. Bekliyorum ve yüklemem gerçekleştikten sonra pilimi takarak projemi bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıracağım. Evet, yükleme bitti. Kapat diyebilirim. Hemen USB kablomu çıkartıyorum. Pilimi takıyorum. Evet, şu an on-off'tayken ona getirmemiz gerekiyor. Şu an ışığımızın değeri yüksek olduğu için şöyle tutayım. Servo motorum çalışmıyor. Şu an çalışıyor. Harika. Artık tasarımımız ile birleştirebiliriz. Hemen on-off'tan off'a getiriyorum tekrardan. Servo motorumu yerleştireceğim öncesinde. Şöyle servo motorumu şu aralıktan takıyorum.
Bir denemek de istiyorum. Sonrasında süngerimi yapıştıracağım çünkü. Gayet güzel. Şimdi süngerimin üzerine biraz silikon tabancası yardımıyla silikonumu sıkıyorum. Servo motoruma sabitliyorum. Sizler de bir ayakkabı kutusundan böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Ya da mukavvalardan da yapabilirsiniz yine. Kurumasını bekliyorum. Gayet güzel kurudu. Şimdi gelelim LDR'mizi yapıştıralım. Yani ışık algılama sensörümüzü. Biraz daha bu tarafı alayım. Evet, projemin tasarımını devrem ile birleştirdim. Şimdi arabamı temizlik alanına getireceğim ve temizleme aparatımın yani servo motorumun ve süngerimin çalışmasını isteyeceğim. Hemen geldim, arabamı koydum ve on-off bölümünden off yapıyorum. Şu an arabam var ve arabam gayet güzel temizlenmeye başladı. Dediğim gibi iki tane motor takarsak daha güzel olur. Hemen şöyle bıraktığım zaman artık arabam gitmeye başladığında zaten duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde araba yokken servo motorum çalışmıyor. Ama geldi bir araba temizlik alanına giriş yaptığında servo motorumuz artık çalışmaya başlıyor. Sizler de pino kontrol kartınızı, LDR'nizi ve servo motorunuzu alarak böyle bir proje yapabilirsiniz. Bu tarz projeler yapmak pino ile çok kolay. Videolarınızı ve resimlerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar dilerim.